arkadaşlarım bir kargaşayla beraber başladık arkadaşlar. Hemen videoyu anlatıyorum. Yine çizmeli. Ne oldu? Bağırarak konuşuyorum diye. Çok hayır, çok üzgünüm. Çizmeli, yemeli, içmeli bir cezalı bir oyunla karşınızdayız arkadaşlar. Evet, kameramanımız Ceylin. Bu ne ya? Şunu verir misin bana bir? İki dakika. Ben A4 kağıdım. Arkadaşlar ziyan etti derken bakın bir sanat eseri çıkarmış. Ceylin iki dakika. Evet, çok güzel değil mi? Bakar mısın? Çok güzel değil mi bu seçim? Bunu çoğalt. Üzerine böyle stretch film ütüle. NFT olarak satalım biz bunu. Sticker olabilir bir de, evet. Arkadaşlar bu arada NFT hakkında bilgi var mı sizde? Metaverse, NFT falan biliyorsunuz. Biliyorsunuz, hadi bununla ilgili konuşalım arkadaşlar. Evet, şimdi hemen başlıyoruz arkadaşlar. Evet. Ben bir şey konuşabilir miyim? Haklı olacağım. Yer tane alacağız. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ben de 3 tane öğrenci var. Üçümüz de. Ya üçü de bir de ben olarak 4 işte 4 öğrenci olarak. Biri ben. Karne alacağız arkadaşlar. Hepimiz de çok heyecanlıyız. Karne hediyesi olarak birbirimize birazdan işte böyle hediyeleşmeler falan yapacağız. Kura çekeceğiz. O yıl başında mı oluyordu? Evet, o şeyler olmayacak. Arkadaşlar dinlediyseniz, konuştuysa hevesini alsa ben hemen video atabilir miyim? Bugün mükemmel bir challenge yapıyoruz. Her turda bir tane güzel, lezzetli bir şey çizeceğiz. O şeyin ilk turu ne? Cheetos! Bunu en son çocukken yemiştim Musa. Sen hiç yedin mi hayatında? Yedim. Böyle zararlı şeyler çok yediyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bunu çiziyoruz. Çizip önümüzde kalemler çiziyoruz. Gözü kapalı falan değil. Güzel çiziyoruz. Yani bütün yeteneğimizi vermeye çalışıyoruz. Daha sonra biz bu çizimimizi... Dur bir dakika. Asla... Ceylin, orası yaklaşır mısın Ceylin'cim? Orası yaklaşsın arkadaşlar. Bu çizimlerimizi Ceylin ve Poyraz puanlıyor. Düşük puanı alan ne yapıyor biliyor musunuz? Acaba düşük puanı alan... Saç al şurada. Düşük puanı alan... Buradan bir kağıt... Kafana gelin koyduk. Evet, yere mi atsaydım? Çok ayıp. Yere mi atsaydım saygısız? Kim temizleyecek onu ben temizleyeceğim. Bu sefer temizleyecek. Yani bu sana saygısızlık olurdu. Neyse devam ediyoruz. Düşük puan alan, yani sonuncu olan, yani ikinci olan ne yapıyor biliyor musunuz? Buradan bir kağıt seçiyor. Bakalım seçtim. Ne çıktı içine bakalım. Hadi ya hayır neden? Domates salçası. Ne yapacaksın onu? Ben... Ne yapacak? Bunu domates salçasına batıracak. Evet. Öyle yiyecek. Yani yemeğimizi kötüleştirecek. Şimdi bir dakika. Ben burada Ceylin'e güvenmiyorum. Jüri üyesi olarak Poyra seçmek istiyorum. Beni seçecek biliyorum. Çünkü hep birinci ben olacağım. Ben de Poyraz'a güvenmiyorum. O zaman jüriyesi harmoni olsun. Neyse tamam. Devam ediyoruz. Ama bunun bir ödülü de olmalı. Harmoni ilk hangisini koklarsa o kazanır. Hayır öyle şey. Öyle şey. Şimdi olduğumuz resimlerden hangisini beğenirseniz artık tamam. Var evet. Ondan sonra arkadaşlar ve sizden de bir puanlama bekliyoruz aşağıda. Ve bunun bir ödülü olmalı. Ödülü de koyuyorum. Ödül ne diye çok düşündüm ve hemen karşıma baktım. Ceylin üstünü gördüm. Ceylin üstünü göster. Evet. Snoopy. Yani Snoopy nerede? Snoopy nerede? Ne yapıyor Snoopy? Karıyor. Yani ödül kar tatili. Ben kaybedeceğim bilsem de kabul ediyorum. Ne kadar da sevindi ya. Kaybedeceğim bilsem de beraber gideceğiz çünkü. Beraber gideceğiz değil mi? Beraber gideceğiz değil mi? Evet. Hayır. Kazanan gidecek. Kazanan kaybedenin. Kaybeden kazananın parası olacak. Ya bir durun. Kar tatili deyince ben de okul olan kar tatili sanırım. Güzel açıklasanız da bildiğiniz böyle kayak yapmalı gideceğiz, kar tatili yani gideceğiz, değil mi? Evet gideceğiz. Gideceeğiz. Gideceğiz. Birimizden birimiz kar tatili, kayak tatili, kış tatili. Kış tatili. Sebebi tatili değil. Süre var mı? Var. Ceylin sürecek. Bir dakika içinde çizeceğiz. Ve hemen puanlamaya başlayacağız. Hazır mıyız? Ama bize de ortamımız gerek yok. Çalış. Evet. O zaman. 3. Süre ne? 1 dakika. Ben tutuyorum. 2. Bir başla. Ben böyle her zaman gibi yine böyle şaşkın şaşkın en güzelini çizeceğim diye böyle duruyorum yani böyle. Birbirimize bakmak? Ya. Ben sana bakıp da ne yapacağım ya? 20 saniye. Ya anne değil bırak orayı orası önemli değil burası önemli. 10 saniye. Ya. İki. Hayır tamam 2 yaptık biz bunu. Hayır. 2 yaptık yapmadım. Biz bunu. 1. Bir de nasıl bitmez bir peynirim birmişer. Peynir diyor ya. Peynir yazıyordum ya. Peynir mi? Bir de nasıl bitmez bir peynirmiş. Neden bitmiyor bu bir ya? Bitir bir. Bitir hoca bitir. 0.75. Bitir. Aman ya bitir. 0.15. Ya ama böyle bir şey olmaz ya bitir. Ya bitir bitti bitti. Bitti demedi ki. Bitti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. O ne be? Peygamber demesi. O gerçekten aynısı. Bakar mısın bu sabah? Hani? Peygamber demesi. Şimdi buna sen puan vereceğim dersen Ceylin ben seni burada kalırım. Şimdi bir kıyaslayabilir miyiz? Bir. Bak bir. Peynir ırlığı yazmışsın. Ben bakayım ne yazmışsın? Sen ne yazmışsın? Peynir. Peynir ırlığı. Orada işiniz. İki. Cheetos yazılarımız. Cheetos arabası yazıyor burada. Peynir ırlığı yazıyor. Arabası yazıyor. İki. Burada.
Cheetos'un Cheetos olduğunu nereden anlıyoruz? Cheetos'lardan anlıyoruz. İşte bunlar Cheetos. Sende hiç Cheetos yok. Var. Peki, onlar Cheetos. Birer muz ve hayır, ve renk körü olmayanlar göremiyor bunu. Burada da göremiyoruz bak. Renk körü testi gibi olmuş değil mi? Göremiyoruz. Burada da aynı şekilde. Oha var mı? Ne? Var mı? Burada var mı? Burada göremiyor. Seninki de göremiyor. Burada var mı? Var mı burada? Muz! Nasıl? Muz onlar bak. Bir görülmüyor bir de. Görüntü olarak en çok benzeyen. Puanların yani, toplayacaksa top puan. Bir şey diyeyim mi? Buse puan. Kopyala yapıştır yani ablamınki. Ya o nasıl karakter Allah aşkına? O nasıl karakter Poyraz, ya? Poyraz peygamber demesi. Artık bir karar vermek zorundasınız. Evet Poyraz'cığım tekrar lütfen adil olalım. Tamam anneciğim evet anneler oğullarını çok severler. Oğullar anneleri çok severler. Kızlar anneleriyle aşk yaşarlar ama o başka bu başka. Hangisini seçiyorsunuz? Puan? E seçin artık biri. Kulaktan kulağa konuşun ve beni seçin çabuk. Anne üzgünüm ama Buse. Gerçekten sen de Ceylin. Buse. O zaman bu turun kazananı benim arkadaşlar. Evet Serşen bir görüşürüz bakalım. Tamam. Cheetos'la acaba en iyi ne gider Buse'cim? Ben zaten direkt bunu yemek yapacağım. Aklıma ne geldi biliyor musun? Charlie'nin çikolata fabrikası. Annesi ne diyordu? Lahana ile en iyi lahana gider. O zaman Cheetos ile en iyi Cheetos gider hayır, diyorum. Hayır tabii ki de. Beni böyle kandıramazsın. Aç hadi. Aç, 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 aç. Acaba Cheetos'u neye bandırarak, neyle karıştırarak yiyeceğim? Tahin! Ben ellerimle yedireceğim şimdi anneme. Tahin nemli şu birikmiş yağına bandıracağım. Hayır. Biraz karıştırayım mı? Hayır. Arkadaşlar bildiğiniz yağ yani üzeri. Ay. Bak buraya bandıralım, buraya bandıralım. Tamam, hadi. Yeter kadar. Yeter. Bir tane de bana versene olsun. Tavsiye edilir. Bir tane senin hesabı var. Bir tane senin hesabı var. Böyle şeyler yiyor biliyor musunuz? Pırasanın üzerine çilek koyuyor, yiyor. Soğanın üzerine çikolata sürüyor, yiyor falan. Aynen böyle. Tamam, ben hemen bir şey düzelteceğim. Bu bana cezai bir ödül oldu. O yüzden ben kazandım. Ben kazandım. Tamam, sonuçta ben kötü bir şey yiyecek miyim? Hayır, yemiyorum. Tamam. Alın şunu ya, ben sevmediğim bir şey var. Speech'i de verin bana. Peçete! İkinci turdayız. İlk turu annem kaybetti. Bakalım bu turda kim kazanacak? Ben kazandım Buse. Annem kaybetti ama kazanmış gibi oldu. O yüzden beni kazanmış sayıyoruz. Ben kötü bir şey yemedim, tamam. Kötü bir şey yemedim, sürece kaybedebilirim arkadaşlar. Şimdi sırada kola var. Bakalım kolayı neyle karıştırarak falan içeceğiz. Kola için yine süremiz 1,5 dakika anneciğim. Hazır mısın? Çizelim. Kola rengi kırmızı. Sana yine kuru kalemler kaldı. Hazır mısın? Kuru kalemler kırmızı yok bu. 3, 2, 1 başla. 20 saniye sonra 2 olacak. Tamam bitti. Evet. Nasıl bitti ya o ne? Tamam. Allah çok komik. Çok güzel. Bunu herkes kol olduğunu. Evet bir zahmet üstünde yazıyor yani. Yeniden yapacağım. Hayır. Bitirmiyorsun. Bitti. Hayır bitirmedi. Arkadaşlar tabii ki ben kazandım değil mi? Çünkü ben de yeniden yapmaya başlarsam. Ben yeniden yapmaya başladım ya. Bir dakika anne. Yahu gözünün önündeyken de yazım yanlış yapmazsın. Orada orijinal yazıyor. Sen gidip orijinal yazmışsın. Ne? Yazım yanlışıdır. Ne? Ori olmalı. Sen onu bile yazmışsın. Sen onu bile yazmışsın. Kolanın üzerine yazmışsın. Hatta bir sürü memeler var aşağıda. Oysa ki 2 tane memesi olması gerekiyordu. 2, 3, 5 normal 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ne oldu? 3 tane yapmışsın sen. 5'e 5. Görünür olacaktı. Görünür de. Gör. Meme yüksek. Tövbe de Allah'ım yarabbim. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Biri bir hangisi oldu ya? Bir kere siyahlık var yani. Ne var? Siyah. Ve kırmızılık var yani. Bu ne? Boş. Bu seçim. Tam burası mı boşalıyor? Geleceği mi çizdin yani? Evet geleceği. Bu da mı boşalıyor boşalınca diyorum. Kırmızı artık bu nerede? Arkadaşlar biri bir aynısını yapmışım ya. Renk sonlarım bile aynı. Gerçekten ha. Tamam. Evet, bir kolanın belli yani arkadaşlar. Evet kolanın içine bakalım. Puan veriyorum annem. Kolayla en iyi kola gider. Sarımsaklı yoğurt. Sarımsaklı yoğurt. Hayır. Nasıl güzel bir barbeli. Mide deler. Bomba diyor baksana. Bardak, kaşık. Şaka. Arkadaşlar bu yaklaşık bir 2 hafta üstüne kalma bir yoğurt. Ne? Çürümüş olabilir yani. Bu yüzden ve kokusu. Ver bak. Bak ikisini ayrı ayrı yazar. Of bu koku ne? Yoğurt istemsen mi? Tamam Buse'cim ellerine sağlık. Ben biraz daha senin adetin nedir? Senin usulün nedir? İlk yaptığın şey kendi yersin önce değil mi? Bakarsın tadına. Asla. Ay! Kötü kokulu bir şey bulaştı. Bana şöyle peçete ver. Sarımsak. Bakın. Ya bu ne? Sarımsak gördünüz mü? Of. Hayır. Ben pes.
Net pes. Mantı koku, üzerinde seviyorum. Bu koku benim beyin fonksiyonlarımı her ne kadar yitirse de aklıma geldi ki bunun bir ödülü var. Kayak tatilini düşün. Burada ben... Yapacağın mesela... kayak tatilini düşün. Tamam, ay sana bunu yeme. Sana yat. Yat çocuğum. Çocuğum yat. Çocuğum yat. Kötü malzemeler görüyorum. Kötü malzeme içinde görüyorum, biliyor musunuz? Ne? Süt görüyorum arkadaşlar. Ne? Ay. Yani kaybedersen ve sütü seçersen sizin herhalinize hiç böyle süt yemiş olacağım. Ceza değil ha. Ödül. Ha tamam, süper. Kaybetmeye razısın yani. Bu bölümde... Ama onun yanında bir de ne var? Ketçap var. Salça var. Salça var ve şalgam suyu var. Siz yine kazanmaya bakın da. Biz yine kazanmaya bakın. Yemeseniz de olur yani. Aaa! Grill yemeği nasıl yapmış ya? Ben gidiyorum. Ne yapıyor? Şöyle yapmış bunu arkadaşlar. Şöyle yapmış. O hareketi var ya. Meşhur hareketini yapmış. Başladık mı? Ay, hala kokuyor sarımsaklı. Asit. Gaz. 10 seconds later. Konsantre. Böyle bir şey yapıyorum, evet. Hayır. Kullanmıyorsun. Hayır. Seni kullanmıyorsun. Ama böyle arkadaşlar diskalifiye. Değil. Anne süre yok. Bitirene kadar devam edecek zaten. İlla vermek zorundasın. Diskalifiye. Kalifiye. Diskalifiye. Ver bu anne anneciğim. Bitti. Şunu imzamı asarım. Ben çizerken birisini seçecektim. Çok güzel gözüktü yüzüme. Şimdi böyle kaldırınca tıpatıp aynısı olduğu için değiştirmek zorundayım. Seçeceğim kişi, önceden seçeceğim kişi yani, annemdi. Şimdi mi? Şimdi bu çünkü gerçekten aynısı yani, böyle bir şey olamaz. Bir de bakalım o şöyle uzaktan. Uzaklaş şöyle. Çocuğun tepesinin kenarında. Benimki de öyle. Birleşik olacak. Üstüne binmiş. Üstüne binmiş. Anne bence... Nasıl bakıyorsun? Hala sen ne diyorsun? Annem. Ya yok artık yani. Arkadaşlar lütfen, ne olur arkadaşlar, ne olur lütfen yalvarıyorum size. Hangisi? Adil olun lütfen. Ceylin'in adaletine güvenmiyorum. Ben tabii ki. Adaletime mi? Yamukluğunu bile vermişim. Şişmanlığını. Yamuk yumuk öyle. O, yani. O hiç olmamış zaten. Evet, o hiç olmamış zaten. Görsene be. Bir bakalım. Şu anda böyle işaretleri yap. 172 siyah yazıyor ki. Sen kırmızı yazmışsın. Bir kere... Paketin dışında uçuyor mu? Ya. Bebek bisküvisi kısmı olmamış. Yanmış kurabiyeler koymuşsun. Kurabiyeler böyle güzel turuncu satılığında olmalıydı. Bebek zaten canavar çakir gibi. Yakından bakabilir miyim? Benimki en azından yüzüne bakılabilir. Anne bu ne? Benimki en azından yüzüne bakılabilir bir bebek. Evet. Bakar mısın bebeğim? Hareli olmuş, hareli. O ne demek? Hare. O ne? Peygamberlerin kafalarına giydirirlermiş ya hare. Böyle. Anne. Heh. Şimdi seç bakalım süt mü geldi? Süt gelirse. Bir de burada ne yazıyor? Haberle bize bu. Cici bebe. Eti. Burada eti yazdın emin miyiz? Eti. O ne yazıyor ya? Eti yazıyor. Ay Allah'ım ya. Kesinlikle. Yine benim arkadaşlar. Yine benim ya. Yapacak bir şey yok. Yani burada adalet konuşuyor ve benim. Seçiyorum. Seç. Cici bebeyle. Karıştırmalış. Karıştır. Cici bebeyle en iyi cici bebe gider. Kusacağız ama ya bu espriden ya. Evet. Şalgam. Şalgam domates salçası. Ya hayır, sen istiyorum şalgam ya. Şalgam var aldıydım. Domates neyse. Salçası yok. Burada. Yokmuş. Bu sefer bir şey yapıyorum arkadaşlar. Bir kural koyuyorum. Eğer ağzından çıkarırsan, özellikle bana doğru tükürürsen büyük cezalar var. Büyük ceza. Ne? Kaya gitmek gibi. Instagram'ını silmek gibi. YouTube'unu silmek gibi. Ya, önce bir tadına bak ne olur. Neden? Sen beni saf mı zannettin ya? Bakın ne kadar çok ama bak değdirip evet, evet, çok oldu. Çok oldu. Bak, ah benim yavrum, canım yavrum. Bak, iyi ki doğurmuşum ben bu Ceylin'i. İyi ki doğurmuşum. Ha. Tamam, sus. Güzelce. Güzel. Aklından bile geçirme. Instagram'ın silineceğini düşün. YouTube'un silineceğini düşün. Canım ama güzel ama. Kameraya bak, bana ne bakıyorsun ya? Nasıl da? Domatesin ağzını kapatalım, kötü koktu. Yok kötü. Hı. Ama yutuyorsun galiba. Hayır! Yut çocuğum. Çileşine 1, 2, 3. Yut dedim. Çileşine 1, 2, 3. Yut güzelce! Yut güzelce! Yut! Yutamıyorum.
Tükür 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 tamam tükür. Allah kahretsin tükür. Gibi bir şey çıktı ortaya. Ya arkadaşlar ağzından ağzından bebek kakası yapıyormuş gibi oldu ya. Bebekler de böyle minicik minicik yaparlar. Minicik minicik yaparlar ya. Minicik minicik bebek kakası yaptı. Ya konuşma bana. Canım yavrum. Hayır. Siler misin? Hayır. Sil lütfen ağzını lütfen. Arkadaşlar kayak tatilini kimi kazandığı belli oldu mu? Oldu mu? Ben tabii bu kadar işkence çekerek ben kazandım. Ben. Tabii canım. Ama ben bu videoda kayak tatiline hak etmek için hiçbir şey yapmadım. Ne kötü bir şey yedim, ne kötü bir şey tattım. Sadece hani bir kusmukları da boğuştum o kadar. O yüzden kayak tatiline annemle gidiyorum. Hadi soğukta poposu da olsun diye. Hadi gidelim. Hayır. Ben sana hediye ediyorum. Şimdi ben sana para vereceğim. Kayak tatiline nereye gidiyoruz? Şöyle uzaklara gönderelim. Birkaç günde gelme. Kars'a git, ne dersin? Kars mı? Evet, dur. Neresi orası? Parayı vereyim önce. Türkiye'nin neresinde Kars? Doğusunda. Kaç saat sürer? 10 yaklaşık. Tamam. Para vereceğim çocuğum, dur. Ver. 100, 200, 300, 400, 500 yeter. Kalın da bana kalsın. 500 liraya git Kars tatili yap gel. Hadi hoşçakal. Herkese merhabalar. Bugün hayatımda ilk kez yapacağım bir şey deneyeceğim. Kayacağım arkadaşlar. İnşallah, umut ediyorum. Yanımdaki arkadaşım var, onlar bana güveniyorlar ama benim inanılmaz korkularım var. Hocam yaparsın diyor, 2 saat bir eğitim alacağım ve sonrasında kayıyor muyum hep birlikte göreceğiz. Evet. Hocamızla tanışın, ismi Fatih. Burası Sarıkamış, harika bir yer. Merhaba, adım Fatih Gündüz, kayak ve snowboard öğretmeni. 20 yıldır bu meslek içindeyim. Mesleğimi severek yapıyoruz. Dersimize başlıyoruz. Evet.